Evet, Muğla'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kutu güzelliğimiz geldi. Yeni bir kargomuz var. Sizle beraber açmak istediğim. Evet arkadaşlar. Güzel kutumuzu açıyoruz. Neler var bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel katlanmış. Evet arkadaşlar. Dün bayağı gezdik. Bugün biraz yorgunluk çöktü açıkçası. Yani o yüzden biraz sabahtan beri yatıyorum, kalkıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Tekrar yatıyorum. Bugün biraz yorulmuşuz. Öyle de sersem gibi, kusura bakmayın. Ne konuşacağım, ne diyeceğim. Öyle yine her zamanki gibi spontane bir şekilde açtım yani. Doğaçlama yaparak. Hiçbir şey düşünmeden. Biliyorsunuz ben öyle format da şuydu buydu, onu konuşayım bunu yapayım pek düşünmüyorum açıkçası. Kodoslama dalıyorum, videoyu açıyorum. Evet. Bunu arkadaşlar hayal bahçemden aldım yine. Bayağı güzel türler vardı. Bu Powder Puff. Echeveria Powder Puff. Pudralı bir türdür biliyorsunuzdur. Evet, birinci güzelliğimiz. Seni şöyle koyalım. İkinci güzelliğimizi açalım. Ya ben arkadaşlar aslında şöyle kapaklar yine her zamanki gibi dökülüyor. Ölen bu kış kaybettiğim türleri, ölen türleri almama kararı aldım kendimce. Ne kadar tutabileceğim bilmiyorum ama. Ama arkadaşlar şu türü tekrar almak istedim. Hemen göstereceğim size. Ay kusura bakmayın, ben böyle ayrı yerlerden açıyorum. Şunu biraz daha değiştirsem mi, şöyle mi yapsam? Evet şöyle yapayım da. Evet. Gördüğünüz gibi bir aşkın gözyaşı. Bunları ben kaybettim soğuklarda arkadaşlar. Kasanın içine dikmiştim bunları. Kasanın içinde şu anda bir türüm kaldı. Böyle kalan şolardan, aşkın gözyaşından. O da normal aşkın gözyaşı. O yüzden ben tekrar bir şans vermek istedim bu türe. Ben çünkü çok seviyorum aşkın gözyaşlarını. Toprakları da ne kadar kuru. O yüzden tekrar aldım bu türden arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle koyalım. Ama diğer kalan şu türlerini, o Federal Şenkoy miydi neydi, dilimde dönmüyor. Onu almayacağım. Onlar çünkü ne yazın koruyabiliyorsun, ne kışın koruyabiliyorsun diyorsunuz. Benim bir açık balkonum var. Bir de biraz kapının önüne koyabiliyorum. Güneş de alıyor. Balkonda yine güneşten koruyorum ama kapının önünde koruyamıyorum tabi. O yüzden diğer türleri almayacağım. Yani kaybettiğim, öldürdüğüm türleri almamakta kararlıyım. Sadece aşkın gözyaşına bir şans verdim. Onu da çok sevdiğim için. Normalde inatçıyımdır ama yani bazı şeylerin de oluru olmazı var yani. Fazla inat da aptallık oluyor.
böyle bir türümüz daha var. Ne güzel çiçekleri var, baksanıza arkadaşlar. Bunun adı neydi? Adı neydi? Bu hangi tür? Profilika'ya biraz benziyor diyeceğim ama değil. Neyse, onun adını ben bir bakarım. Aldığım yerde de her türün ismi yazmıyor. Onlar da bilmiyor muhtemelen. O yüzden ben de bilemiyorum. Yani bildiğim türleri biliyorum da diğerleri biraz gorulsamaya gidiyor. Bir de arkadaşlar, bunlar artık son kargolarım olacak. Yani yine alırsam da ufak tefek alırım ama çok nadir almayı düşünüyorum. Yani böyle çok istediğim böyle işte 3 tane 4 tane tür olur. Hani böyle toplu alımların artık almayacağım, vazgeçti. Yani almamam gerekiyor. Zaten türlerimi hep şey yaptım. Ay, arkadaşlar konuşmaya halim yok bugün niyeyse. Şey, türlerimi zaten oluşturdum. Klasik türleri. Yeter artık, yerim de yok. Fazla abartmamak lazım. Ay, yerim ben şimdi. Baksanıza şeyleri, damlaları çıkmış. Şu güzelliği. İlk kaybettiğim geçen sene bu tür olmuştu arkadaşlar. İlk ölen buydu. O yüzden bunu ayrı bir saksıya dikeceğim. İcabında kışın içeride bakarım. Yazında güneşten korurum. Bunu çok seviyorum. Aşkın gözyaşında en çok sevdiğim tür bu. Yani pembe aşkın gözyaşından bile daha çok seviyorum diyebilirim. Koyalım. Çok güzel kargo yapıyor. Hayal bahçem. Sağ olsun. Hanım ilgileniyor. Aha. Evet arkadaşlar, yine dayanamadım, kaktüs aldım ve o pintiyi aldım. Bakın yavrusu da geliyor. Bebişli ve ligata. Bende yoktu ama bu türden. Baksana şunun güzelliğine arkadaşlar ya. Çok güzel ya. Dikenleri de var. Dikenli güzellik. Evet. Bu da açamadım. Çok güzelsiniz. Bu neymiş? Ha. Bak, bu tür bende yoktu. Evet. Açalım. Açıl susam, açıl. Bu biraz ıslakmış galiba. Poşetle ıslanınca ıslanmış. Evet. Bakın. Bu da pendensi diye geçiyor arkadaşlar ama ne kadar pendensidir bilemedim yani. Odunsulaşmış çelikten almışlar yani herhalde. Ama çok güzel. O ölüyor. Onu artık çektikten sonra alırız. Bak, yeni yaprakları gayet sağlıklı gözüküyor. Güzel. Güzelsiniz, güzelsiniz. Hadi. O türü de almak istedim. Bunların çiçekleri çok güzel oluyor. Çiçeklerini de merak ediyorum. Ben çiçek seviyorum arkadaşlar ya. Biraz çiçeksiz. Yani çiçek açmayan bir çiçek bakacaksam eğer yaprağı güzel olması lazım. Onlar da salon çiçekleri. Ben daha önce çalışırken de çiçek bakıyordum. Sukulent bakmadığım zamanlar. O zamanlar işte yaprak güzeli, gloksinya, o bardak menekşesi. Ondan sonra daha ne vardı? Domates, biber. Aha. Benjamin.
arkadaşlar. Krasula Benjamin. Tanıştırıyorum sizi. Bunlar da arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şöyle yapma gibi ya. Şunu bakayım. Yaprakları sanki yapma gibi. Plastik gibi duruyor. Çok ilginç. Bunda çiçeği çok güzel oluyor. Yani o yüzden çiçek açan şeyleri seviyorum arkadaşlar. Yaprağa güzel bakardım. Gloxinia'ya bakardım. Ondan sonra dahiye bakıyordum, yıldız çiçeği. Ondan sonra sardunyalarım her zaman vardı. Daha ne bakardım? Kaktüsüm yok. Kaktüs bakmaya şu sonradan başladım. Şurada bir 2-3 senedir bakıyorum arkadaşlar. Daha ne bakıyordum? Bir sürü çiçeğim vardı ya benim balkonumda da. Yaprak güzeli türlerinin her çeşidi vardı yani hemen hemen. Hatta yaprak güzellerinin özel olan cinslerinden, türlerinden bile vardı. Balkonda bir de güneşin altında bakıyorum. İşte bir şey olmuyordu. Ama her gün sulardım. Komşularım bakardı balkondan, ne güzel çiçekleriniz var derlerdi. Arkadaşlar, bunu ikinci kez alıyorum. İtiraf ediyorum, bunu aldım. Ama benim hatam yüzünden öldü. Güneşin altında kalmış. Dikmeden önce. Hani baktım ya, küçücük bir şey kalmış, ölmüş. O yüzden buna da bir şans verme kararı aldım. Yani benim su yüzümden öldü çünkü. Evet, çiçekleri çok küçükmüş. Daha büyük büyük diye tahmin ediyordum ben bunun çiçeklerini. Ama güzelmiş. Güzel, fena değil. Ama öyle bir ahşam da kokusu yok. Kokulu diyorlar buna ama. Şey, tespih çiçeği daha güzel kokuyor. Ama şöyle güzel büyük bir saksı olsa tabii işler değişir. Evet. Şey aldım arkadaşlar, Delight. Bakın. Çok güzel. Bronzenin bir türü. Ama çok güzel değil mi? Bu kışın renkleniyorlar, yazın renkleri gitmeye başlıyor, yeşillenmeye başlıyorlar. Böyle yeşil renkli, hani diplerinden yeni büyüyenler yeşil oluyor, ucları renkli oluyor. O da o halleri de çok hoşuma gidiyor benim. Baksanıza. İçi böyle yeşil yeşil, yaprak ucları falan renkli renkli. Çok güzel ya. Ay, öpesim geldi. Öpeyim bu tarafı. Evet. Arkadaşlar bunların fiyatı, zaten biliyorsunuz hayal bahçemde de çok pahalı çiçekler satılmıyor. Genelde klasik türleri satışa koyuyor. Çok pahalı türler olmuyor ama çiçeklere zaten gelen itibariyle bir zam geldiği için, yani gelen itibariyle şurada bir yaprak kalmış, bu ne diye baktım da, neyse şöyle koyayım, dikerim bir şey çıkar. Genel itibariyle zam geldiği için çiçeklere şu anda zaten 7,5 liradan aşağı çiçek yok. Yani en kolay türeyip de büyüyen çiçek bile 7,5 lira arkadaşlar yani. Yok, onun altında çiçek bulmak mümkün değil. Evet. Letizyalarımız. Letizyaları ben çok sevdim. Var aslında bende letizya ama çok güzeller. Bunlardan böyle bir kocaman saksım olsun istiyorum. Baksanıza. Çok güzel kızarıyorlar, renkleniyorlar. O yüzden bundan da aldım. Fiyatı diyecektim.
Fiyatları 10 lira, 7,5 lira. Öyle değişiyor arkadaşlar. Mesela şu 7,5 lira. Bir tek şu 20, pardon, bu 15 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı 15 lira. Bir tek bu 15 lira. Bu diğerleri 7,5 10 lira arası değişiyor fiyatları. Ve bundan aldım bir tane. Kedi patisi. Arkadaşlar bu da çok güzel bir tür. Ve bunun da harika çiçekleri var. Zaten yaprağı da çok güzel. Yani değişik, ilginç bir tür çiçek. Sukulent. Ama ekstra da bir sevgim var benim buna. Bunun bende variegatası vardı arkadaşlar. Bunu da almıştım ben kışın yine. Ama bu maalesef öldü. Neden öldü? Hiçbir bir fikrim yok. Aynı kasadaydılar. Variegatası yaşıyor. Bu öldü. Ama çok küçük de aldığım tür. O yüzden de bundan bu tekrar almak istedim. Çünkü bu türü çok seviyorum. Baksanıza minik minik de yaprağı var şurada. Baksanıza çok güzel ya. O yüzden bunu da tekrar almak istedim. Variegatasını kaybetsem bile bu en azından şu tür elimde olsun. Bundan da böyle kocaman bir saksım olsun istiyorum. İnşallah seneye diyeceğim ki, geçen sene arkadaşlar ben bunu 5,5'luk saksıda almıştım. Gördüğünüz gibi kocaman bir saksım oldu. Diyeceğim inşallah. Allah kısmet ederse. Arkadaşlar bugün Kadir gecesi. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah. Gönlünüzden, kalbinizden geçen tüm temiz duygularla, güzel duygularla edilen dualarınızı Allah kabul etsin arkadaşlar. Fesatlıkla dua edenlere de Allah ıslah eylesin diyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Şu 3 günlük dünyada birbirini çekemeyen, saçma sapan ideolojiler uğruna insanları hor gören, ezen insanları da Allah ıslah eylesin. Arkadaşlar bunu da 20 liraya aldım. Ama çok güzel. Sanırım pembeleşmeye de başlamış. Sen. Evet. Anladığınız kadarıyla zaten zor pamuklarını temizlememden gördüğünüz gibi burada bir kaktüsümüz var. Çok da kaktüse benzetemedim ben bunu ama işte. Ama çiçekleri çok güzel. Bunu da merak ediyorum bu türümü de. Bunu Rapsalix'in olduğu saksıya dikme niyetim var askıdaki. İnşallah güneşe dayanıklıdır. Öyle bir türüm. Mesela ben oturacağım, belim ağrıdı. Ay, eğilemiyorum. Hava da çok sıcak. Gerçekten çok sıcak var. Burada azıcık biraz hareket etmeye başlıyorum. Terliyorum hemen. Bu sene yaz gelsin, yaz gelsin, bahar gelsin derken bahardan zaten bir şey anlamadık. Yaşayamadan direkt yaz geldi buraya. Buna da şükür tabii de. Ama anladığım kadarıyla Nisan ayında hava böyleyse
Artık yaz ayında Temmuz ayında, Haziran ayında ne olur Allah bilir yani. Bu yaz okkalı gelecek gibi arkadaşlar. Yani gelişi belli. O yüzden çiçeklerinizi şimdiden güneşe karşı korumaya çalışın. Tedbirleriniz olun arkadaşlar. Bu sene gerçekten okkalı geleceğe benziyor. Bu güzelliği gördünüz mü ablaları? Baksanıza ablaları. Yumurta kafa. Çok güzel. Open Tiyatrolarından. Bunu da 10 liraya aldım. Ay çok tatlı. Yavrusu da geliyor tepesinden. Çok güzel yav. Seni şöyle koyalım. Ben hep sanki bayanlarla konuşuyormuşum gibi şey yapıyorum ama bizi izleyen beyler de var. Beyler, kusura bakmayın. En az bayanlar kadar çok çiçek seven, çiçek yetiştiren, hatta yaşı genç olan kardeşlerimiz var. Gıptayla bakıyorum onlara. Gerçekten. Yani o arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yani nasıl diyecek bir şey bulamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Maşallah yani. Onların böyle çiçek sevmelerini, biliyorsunuz erkekler genelde kaktüs büyütür, yetiştirir falan ama öyle diyorlar. Gerçi benim gördüğüm erkekler sadece kaktüs yetiştirmiyorlar. Kaktüsle başlıyorlar, daha sonra çiçeği de sarmaya başlıyorlar. Benim gördüklerim öyle yani. O yüzden onları da tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu güzel duyguları yaşama cesaretinde bulundukları için gerçekten tebrik ediyorum onları da. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben bundan aldım. Ama aynı tür mü acaba? Galiba değil. Bunun açıklamasını daha sonra yapacağım size arkadaşlar. Hatta resimleri olarak da gösterebilirim. Bu sanırım aynı tür değil ama çünkü isimleri farklı. Öteki Minima diye geçiyor. Bu daha farklı bir ismi var. Yani isim farklılığı olduğu için bazı çiçekler de çift isimli oluyor biliyorsunuz mesela. Şey de öyle, Rose Crow da öyle. Pink Domna da diyorlar filan. Zaten az kafamız karışıyordu. İyice kafamızı karıştırıyorlar. 2-3 isim veriyorlar bir çiçeğe. Ama bu bana farklı gözüktü. Öteki daha minik minik. Lobları sanki. Evet. Bu da bir ayon türü arkadaşlar. Tabii şimdi burada hırpalanmış. Minik yapraklı böyle şey desenli böyle çizgili yaprakları oluyor. Şöyle çıkıyor bilmiyorum bakın şöyle. Böyle bir ayon türümüz minik minik olan. Şimdi biraz yer açayım şu tarafa doğru. Ama gerçekten çok güzel türler almışım. Kendimi tebrik ediyorum yani. Bakalım bakalım burada ne varmış. Çiçek yetiştirmek, çiçek büyütmek çok güzel duygular içeriyor gerçekten. Yani bakın videoyu açarken nasıl enerjisiz böyle bir mayışmış bedbaht depresyonda falan haldeydim. Bakın şimdi nasıl sesim düzeldi görüyorsunuz. Enerjim yerine geldi hemen. Evet, bu türümüz de çok güzel. Bu bir grapta türü arkadaşlar. Ama ne graptosuydu? Unuttum her zamanki gibi. Ama bu bir grapta türü. Çok güzel.
Graptoları da ayrıyetten bilgim olduğu için grapto türlerini gördüm mü kaçırmamak istiyorum. Evet. Bu ne arkadaşlar? Bu ne biliyor musunuz? Bu benim hiç sıcak bakmadığım bir tür. Çok da hoşlaşmadığım bir tür aslında. Ama modaya uyuyayım dedim. Herkeste var. Baktım, herkeste var. Niye dedim bende olmasın? Bilmiyorum, belki aramız iyi olur. Belki severim. Bir denemek lazım. O yüzden bu Bangkoklu'yu aldım. Bu da 20 liraydı arkadaşlar. Bayağı da yavrusu var. Yani modaya uyan insanlardan olmak istedim. Normalde modaya uymayı hiç sevmem. Her zaman aykırı olmayı severim. Yani bir şey herkeste varsa bende olmamalı. O zihniyetim vardır ama çiçek konusunda öyle değilim. Seviyorsam seviyorum, sevmiyorsam sevmiyorum. Bunu da sevmeyi deneyeceğim. Ay, düşme. Devrildi. Hadi kardeş, içeri girme ne olur. Aferin, teşekkür ederim. Evet. Anam ters. Pendens. Bu da sarkıcı pendens. Pendens olup olmadığı tartışılan pendens. Bunu da çok sevdim. Ya arı kardeş ya. İçeri girme demiştim sana. Çıkar mısın lütfen dışarı? Bir saniye arkadaşlar. Eşek arası gidi içeri. Şimdi benim video çekerken sokar bende bu şansı varken. Hadi. Hadi canım. Oğlum. Bu kadar büyük müsün sen? Çık dışarı. Lütfen. Çık. Bak. Ne oldu? Hadi çık. Vallahi burada senlik bir şey yok. Çık. Çık. Gelme. Hadi. Git. Oh be. Git. Hayır, gitti. Arı. Çok büyüksün bak. Büyüklük sende kalsın. Hadi. Ya girme içeri işte. Git. Ne istiyorsun benden? Ya. Bak. Bak beni sinirlendirme bak. Kibar kibar senden rica ediyorum çıkmanı. Heh. Çok özür diliyorum arkadaşlar bu tartışmaya şahit olduğunuz için. Ben çok barışçıl bir insanımdır normalde. Evet. Seni şöyle koyalım. Sen boşsun. Şöyle alalım. Arkadaşlar, Yalova'dayken kaybettiğim bir türdü bu da. Castello, Ayyon türlerinden. Çok seviyorum bunu da. Çok sevmiştim yani. Onu görür görmez aşık olmuştum o Castello'ya. Buna da muhtemelen olacağım. Evet. Çok güzel bir tür. Baksanıza. Ayyon, Castello ve Rigata.
Güzellik, ay güzellik, ay güzellik. Yavruları da varmış bunun. Ay. Bir, iki. İki tane iki yanında şey var. Bunlar çok çiçek açan türlermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz bu türlerle çiçek açtı mı ölüyor. İki tane yavrusu var. Bakalım bende nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Evet, bu da diken battı. Aradan huylandım ya. Arı soktu zannettim dikeni batınca. Evet arkadaşlar, bu da Propholica. Bende vardı ama bir tane daha almak istedim. O çok narin oluyor çünkü. Böyle çabuk çürüyor, çabuk yanıyor falan vesaire. Ama çok güzel kızarıyor, çok güzel yavruluyor. Çabuk da büyüyor aslında. O yüzden bundan bir tane daha almak istedim. 7,5 lira falandı galiba sanırsam bu da. Gördüğünüz gibi bol yavrulu. Evet. Böyle. Ay çok mutlu oldum. Güzelliklerim arkadaşlar. Ay şöyle kalkayım. Allah nasıl çektim, ne yaptım hiç bilmiyorum. Şöyle de göstereyim size tekrar arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Şöyle. Evet, iyice düştü. Evet arkadaşlar. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle izlediğiniz için, destek verdiğiniz, mesaj yazdığınız, abone olduğunuz, yani her şey için çok teşekkürler. Özellikle ısrarla bana katlanmaya devam eden arkadaşlar var, yorum yazan. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz her mahallede bir deli olur. Yani bu YouTube aleminde de bir tane deli ihtiyacı vardı gördüğüm kadarıyla. Ben de o ihtiyacı karşılayayım dedim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.